Dostlarım hemşire ekranlarına PES 2019 Forvet kariyerine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evimizde Beşiktaş'la yapacağız biliyorsunuz. 9 maçtır kaybetmem Beşiktaş var ve şu anda gol sıralamasında ilk 2'de 2 oyuncusu ilk 3'te 2 tane oyuncusu olan bir Beşiktaş var arkadaşlar. Evimizdeki maça doğru geçeceğiz. Öncelikle Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz iyi bir kadrosu var. Yani bizim Sivas Spor'a göre çok iyi bir kadrosu var. Biz evimizdeyiz. Onlar şu an ligde çok formdalar. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak göreceğiz. Yani oldukça zorlanacağımıza zaten eminim. Şöyle formamızı asla direkt kıpkırmızı bir formamız olsa çok daha güzel olacak ama böyle karışır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın kırmızı bir forması var. Siyah bir forması var. Beşiktaş siyah olsun arkadaşlar. Karışmasın. 90 dakikaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar artık her şey hazır. Oyuncu larımız evimizde Sivas'ta maçı doğru geçerken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir yan kanalım var hemşiriki diye her videoda hatırlatıyorum ama duymayanlar varsa diye. Arkadaşlar bu kanaldaki bütün seyirleri oraya taşımaya çalışacağım. Sağ üstte kartlarda kanal gelecek oradan göreceksiniz. O kanala abone olursanız sevinirim. Şu an o kanalda FIFA 19 kaleci kariyeri serisi hali hazırda devam etmekte arkadaşlar. Ve 90 dakika Sivas'ta vuruşumuzla başladı. Haydi Sivaspor. Bize doğru güzel de bir pas geldi. Kontrol ettik mi ettik. Pepe var yanımızda vurduk. Tolga zengin. Sivas'a geldiğimizden bu yana. Yakaladığımız en net fırsat arkadaşlar. Gerçekten güzel bir pas. istedim de o an oyuncunun oraya atmasını. Resmen beni duymuş gibi attı. Pepe geldiği için korktum arkadaşlar top ayağından alır diye. Hani vurmak istedim şansını denemek istedim. Sol ayağımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Tolga zengin çıkardı. Şimdi sol kanattan korneri kullandık ceza sahası içinde yine Pepe uzaklaştırmayı başardı. Sol kanattan yükleniyoruz. Robinho ceza sahası içinde. Bakalım orta gelecek mi? Yerden bize doğru biz orada yere düştük mü, kaydık mı? Ne oldu? Video editlerken bakacağım arkadaşlar. Nedense yerde kaldım ben ve o topa dokunamadım. mı? aslında arkadaşımız bize pas atmak istemişti. Gökhan Töre sağ kanatta Beşiktaş yine yükleniyor. Bir orta daha Oğuzhan dışarıya vurdu Oğuzhan. Sivas'ta ilk 45 dakikada gol yok. Şu anda bizim bir tane etkili şutumuz var. Onun dışında hiç pozisyonda olmadı arkadaşlar. İkinci araya beraberlikle geçiyoruz. Lütfen artık şu şeytanın bacağını kıralım arkadaşlar ve golü bulalım. Tek temennimiz bu. Bir de Beşiktaş karşısında bu maçta gol bulursak. Bir de üzerine galibiyet gelirse hayaller hayaller tadından yenmez arkadaşlar. Ceza sahası içindeyiz. Şimdi topu aldık. Domagoj vida var. Bizde kalır mı? Kaldı. Kaldı. Orada en fazla bunu yapabildik arkadaşlar. İlk etapta vidayı geçmek gibi çılgın bir fikir vardı aklımdan ama onu beceremedik burada. Direkt geçip vuracaktım. Top önümüzde kaldı. Vurduk. Yine Tolga Zengin. iki kez şut çekebildik bu maçta. Daha etkiliyiz arkadaşlar Beşiktaş maçında. Şu an penaltı noktasının üzerindeyim. Beni Pepe savunuyor. Orta geldi Pepe mi ben mi? Vurduk. Soruya bakar mısınız? Rörmule. Ne yazık ki. Ne yazık ki gol gelmedi. Arkadaşlar hadi sol kanattaki oyuncuyu koşur, koşturuyorum. Şimdi ona doğru verdim. Acele etme ortağım. ortam acele etme. Robinho oyna bana. Ver bana. Robinho. Robinho niye vermiyorsun bana Robinho? Robinho. Bacaklarını kıracağım Robinho senin be. Sen Robinho'sun be kardeşim be. Sen Robinho'sun be. Ben sana pas o yüzden mi verdim. Ya anlatamıyorum derdimi ya. Anlatamıyorum kimseye derdim diye bir şarkı var ya arkadaşlar. Şu an o durumdayım yani. Açıp onu dinleyesim var. 72. dakika. Şu an hala gol yok maçta. Vallahi muazzam paslaştık. Haydi Ali. Rafael var. Haydi Ali. Ali yaz. yaz bunu Tolga. Döne pozisyon. Vur. Üzücü gol. spor. Uğur çiftçiyle buluyor golü. 3 numara oyuncu. Pek, geldi attı. Yine video geç saatte çekiyorum. Bağıramıyorum. Bağıramıyorum Uğur çiftçi. Böyle koşuyor. Sivas uzun zaman sonra gol buldu. Abi ben orayı biraz daha geriden keseceğim. Oradaki paslaşmaları bir görün arkadaşlar. Muazzam pas yaptık. Cidden muazzam pas yaptık. Resmen oyun kurduk. Keşke şurada bitirebilseydim ilk golümü bulsaydım. Ama muazzam çıkar Tolga Zengin ya. Şu yanımdaki elemandan da korktum biraz. Görüyorsunuz vurmuşuz. Yetmedi gücümüz Uğur Çiftçi. Oradan süper yazdı. Cidden süper yazdı. 1-0. Beşiktaş karşısında öne geçiyoruz. Kvaraçma çekti topu açtı ortaya Lens. Defansımız Allah. Gökhan Töre, Gökhan Töre. Lütfen abi, lütfen. Lütfen alalım bu maçı. Babel ya. İnanılmaz ya. Vallahi şuna yerde yeri tekmeliyoruz yeri sinirden yeri tekmeliyoruz. Çok bir şey istemedim ki ya. Şu maçtan 3 puan istedim ya. Şu maçtan 3 puan istedim. Hiç izlemeyeceğim, geçeceğim arkadaşlar. Sadece dedim ki şu maçtan 3 puan alalım. Bir kalemizi koruyamadık arkadaşlar. Vallaha billaha. Haydi bana ver Robinho. Robinho'nun bize pas geçmedi arkadaşlar. Artık son dakikalar diyebiliriz. Ben de orta sahaya kadar inip oyun kurmaya çalışacağım. Niye kaçtın toptan sen şimdi? Ben onu anlayamadım. Yani oradaki arkadaşımız toptan niye kaçtı? İşte anlayamıyorsunuz arkadaşlar ne yazık ki PES'te de var yani Sivas'la alakalı bir şey değil tamamen PES'in problemi 3 kurtarışı var Tolga Zengin'in alt ratingde oynamışız maçın adamı gol attığı için olur Çiftçi oldu arkadaşlar bir puan Beşiktaş maçında yani biz ilk 5'i hedeflediğimiz için şu maçı tabi iyi Beşiktaş karşısında bir puan ama maçı alsaydık kaç 40 puan doluyorduk Alanya'yı geçiyorduk. Ne yazık ki arkadaşlar tekrardan altın sıraya düşmüş olduk. Fenerbahçe maçı var. Deplasmanda bakalım 11'de şans verecek mi İnşallah verir değil vermedi arkadaşlar. Yani hoca da diyor ki bu çocuk gol atamıyor. Buna şans vermeyelim. Hocanın düşüncesi de bu. Geçelim bakalım. Haydi Sivas 2-0 yenilmişiz arkadaşlar Fenerbahçe'ye ve 7. sıraya kadar düştük. Ya ben böyle olmasını istemedim Sivas'a gelirken ya. Cidden görüyorsunuz yani oynadığımız oyun da ortada. Neyse Sivas bir bozuldu arkadaşlar anlayamadım. Milli takıma da çağrılmadık. Zaten daha öyle bir beklentim yok. Yeni Malatya Spor deplasmanı mı? Evet yeni Malatya Spor deplasmanı görüyorum hocam. Hocam yedek kulübesini aldı beni. Yani yedek kulübesini aldı da e, bu maçı da atlayacağım arkadaşlar. Yedek kulübesinde yani 70 dakika bekleyip sonra giremem. 4-0 Sivas yendi be. Vallahi yendi, güzel oldu. Güzel oldu. Sivas 4-0 yendi. Tolga Zengin o kurtarışların ardından ayın kalecisi olmuş arkadaşlar. <laughs> Biz Ahmet de olsun yani. O kurtarışlardan sonra Akisar. bizi istemeyen, Aksar bizi almayan Aksar bakalım 11 alacak mı? Yine kadroyu almadı hoca. Kesecek galiba bizi. Vallahi bakalım. Bu maçta yenersek 3-0 aldık bu maçı da. Vallahi bizim oyuna girmememiz daha mı hayırlı bilemiyorum şu anda. Biz oyuna giremeyince oyundaki elemanlar demek ki çatır çutur oynuyor. Yani tek başıma takım bozuyordu olamam herhalde. Konya maçı yine, yine de kulübesindeyiz. Yani atlıyorum arkadaşlar bu maçları. Evet 2-0 Konya'ya yenildik arkadaşlar. Konya önümüze bir taş koydu. Dur bakayım nereye gidiyorsun sen dedi. Yani şu an dördüncülüğe çıkma şansımız hala var. Trabzon ve Alanya bizi geçmiş. Aramızda pek bir puan farkı oldu söylenemez. Kasımpaşa deplasmanı ve ilk 11'de hocamız bize şans verdi. 31. hafta arkadaşlar. Bu maçtan sonra 3 maç daha var. Ardından Likte durumlar belirlenecek yani. Bu maç çok önemli abi. Altın sıradayız. Bizim ilk 5'e gitmemiz lazım. Belki Pesli ilk 4 e, Avrupa'ya gidiyordur. Onu da bilemiyorum tabi. Yani ilk 4 ilk 5 artık neyse arkadaşlar. O sıralamalarda kalmaya çalışacağız. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde Kasımpaşa'ya bakıyoruz. Yani bizle neredeyse aynı. Kasımpaşa'nın kadrosu da pek bir farklılık yok arkadaşlar. Haydi artık bu maçı alalım. Yani Sivas'a geldiğimizden beri 3 puanla tanışamadık. 3 puanla tanışalım arkadaşlar. Çok istiyorum bu maçta 3 puanla tanışmayı. Kasımpaşa'nın vuruşuyla 90 dakika başladı. Haydi Sivas. Yaparız beyler haydi. Trezege korneri kullanacak topun gerisinde. Trezege ortaya açtı. Ribalka'dan önce kalecimiz çıkarmayı başarıyor bu topu. Pavelka. Pavelka onun ortası. Dikkat. Koyta. Vallahi o defans oyuncusu kim arkadaşlar? O o defansı oraya kim koydu? O defans mı onu da bilmiyorum ama yani Koyuta o arkadaşımızın eşleşmesi kadar saçma bir şey yok. Bakın şu an gördünüz galiba penaltı noktasına doğru üst direk. Yani o arkadaşımızın şeyle durmaması lazım kornerlerde. Boyu çok kısa çünkü. Şimdi pasımızı verdik. Ceza sahasını tekrar alır mıyız? Tekrar aldık. Yazır mıyız? Yazdık. Gol. Kasımpaşa deplasmanında dilimle dönmedi. Yazar mıyız? Yazdık. Yazdık. Ali yazdı arkadaşlar. Ali yazdı. Sivas'taki ilk golümüzü bulduk. Dualarımız sonuç verdi. Görüyorsunuz burada topu aldık. Pasımızı verdik. Direkt koşumuzu yaptık. Güzel de bir pas geldi. Ve golü yazmayı başardık arkadaşlar. Garanti olsun diye yakın köşeye vurdum. Tekrarını böyle böyle izliyoruz. Valla Sivas'ta sonunda sol ayakla yazmışız bir de. İlk golümüzü bulmayı başardık arkadaşlar. Popo şimdi Ed yok. Ed yok. Orta açmasın. Ed yok. Koyta aman dikkat. E, top kontrolümüzde out'a çıktı. İlk 45 dakika 15. dakikada bulduğumuz golle sona eriyor arkadaşlar. İkinci devreye doğru geçiyoruz. Pasımızı verdik. Koşumuzu yaptık tekrardan. Sol kanat doğru pas geldi. Ön direğe koşum yapacağım. Ver şimdi ön direğe. Verdi. Vur kaleye. Vurdum. Ama bakıyorum. Offside mı? Bize mi offside? Hocam. Ben burada faal yaptım. Of. <laughs> Yalnız harbiden yani adamın bacağını kırmışız arkadaşlar. Topa vurayım derken adama vurmuşum. O kadar dikkatsiziz ki orada. Pavelka, Edioka, Pavelka şimdi tekrar aldı. Ediok paslaşması. Aman Koyta'ya vurdurmayın. Trezege, Trezege Koyta'ya, Koyta defansımız. Valla geliyorlar arkadaşlar geliyorlar. Tüm emeğimiz boşa gidecek. Yemememiz lazım. Dikkatli olmamız lazım. İleride tekim abi. İleride tekim abi. Bekliyorum abi. Gel abi artık. Gel ya gel artık gel. Şimdi sol kanadı oynadık. Popo mu bizim eleman mı alır? Bizim eleman aldı gibi gibi. Evet arkadaşlar şu pozisyon örneğini incelemenizi istiyorum. Bakın pasımı verdim. Koşumu yaptım. Tekrar bir pas verdik. Tekrar vereceğiz havadan veremedik. Evet geçmedi. Bekleyin bir pozisyon örneği daha inceleyeceğiz. Yani nasıl takıma etkili olduğumuz ama Bazen takımımız o kadar saçma paslar yapıyor ki onları göstermek istiyorum size. Mesela şurada dokunabilse ceza sahası içinde önündeki oyuncuya verse o da bana verecek atacağız. Ya bazen çok iyi paslaşıyoruz takımla Sivas'la. Bak bana oynadı. Bazen de abi var ya olmuyor ya gerçekten olmuyor. Şu pasa bakar mısın şu pasın rezilliğine. 88. dakika Kasımpaşa atak çabası içerisinde şu anda Kalili Edyok oynadı. Ceza sahasında şu anda giren oyuncuları var. Koyta. Allah'ım lütfen. Kal Oo abi abi. Yeri yumruklarsın yeri. Valla biz yesek biz yumruklayacağız yeri. iyi oldu bu. Beşiktaş maçına dönmedi arkadaşlar. Son dakikada yedik zannettim. İndiririm ben onu. İndirmeyi başardım da. Haydi artık. Haydi artık bitirdi ocağı ve deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3 puanı almayı başarıyoruz arkadaşlar attığımız gol neticesinde. Maçın adamı mıyız? Evet 7.5 reytingle Sivas'ta bulduğumuz ilk golün maçın adamıyız. Arkadaşlar 4. sıraya yükseldik 47 puandayız. Yalnız Fener, Göztepe, Trabzon, Gal e Alanya, Galatasaray bunlar bize çok yakın. Yani 4. sırayla dokun sırası çok fazla şey değişebilir. Allah'tan avarajımız çok iyi. Şu an Süper Lig'de en iyi avaraja sahip 3. takımız arkadaşlar. Başakşehir ve Beşiktaş arasında şampiyonluk mücadelesi dönecek. Onlar da çok yakın birbirine. Şampiyonluk kim olduğu şu anda belli değil. biz de artık 3. sıraya kadar yükselme ihtimalimiz de var da 4. olarak bitirsek de olur arkadaşlar. 75 71 overla ulaşmışız şu anda ve kariyerimizdeki 7. golü atmış olduk. Sivas'taki de İlk golümüzü atmış olduk arkadaşlar. Göztepe deplasmanına gidiyoruz. 32. hafta artık son 3 maç. Son 3 maç hoca bizi yine ilk 11 aldı. Yine ilk 11 aldı arkadaşlar. Takım için hayatı öneme sahip golü atan Ali şu açıklamada bulundu. Torje o pası bana atacaktı. Bunu biliyordum. Antrenmanda bunu defalarca yapmıştık. Bu iyi önümüzdeki maçta göstereceğimiz umuyoruz diye bir maç sonu açıklaması yapmışız arkadaşlar. Dostlarım videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki maçta artık Göztepe Ankara Gücü maçları olacak. Artık ligde Avrupa'ya gitme çabası içerisindeyiz. O yüzden çok önemli maçlar bizleri bekliyor ligde son 3 hafta arkadaşlar. Son 3 hafta takipte kalın. Kendinize iyi bakın.